Yenikapı'dan efendim Trabzon Kültür Günlerinden selamlar, saygılar. Biz burada tabii gelenlerle de zaman zaman röportaj yapıyoruz. Sizler de gelin. Evet, burada da benim değerli bir kardeşim var. Bizleri tanıdı, sağ olsun. Seni biz tanıyalım. Ben Hakan. Benim baba tarafı Zonguldaklı, anne tarafı Trabzonlu. Ey maşallah. Çocuklarımla geldik. Peki, onlarla konuşacağız. Evet, İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'da yaşıyorum. Ben uluslararası tır şoförüyüm. Maşallah. Almanya, İtalya'ya geziyorum. Allah kolaylık versin. Görüyorsun değil mi? Trabzon'u, memleketimizi her yerde adam gibi temsil etmeye çalışıyoruz. Sağ olun. Helal olsun. Yakışır size de. Sağ olun. Hemen seni bir tanıyalım. Benim adım Neval. Oy. Evet. Kaç yaşındayız bakalım? Ben 8 yaşındayım. 8 yaşındasın. Evet, bak benim oğlum da 7,5, 8'e girecek. Bak aynı yaştasınız. Ya aynı yaştasınız. 3. sınıfa gidiyorum. Oy maşallah, tebrik ediyorum seni. Teşekkürler. Peki babanla aran nasıl? Çok iyi. Oy seni, işte bu, işte bu. Peki başarılar diliyorum. Evet, seni tanıyalım. Benim adım Hilal, 14 yaşındayım. Maşallah. Evet Hilal, sen okuyorsun. Okuyorum. İyi, keyifler yerinde. Yerinde. Evet, anne babanın sözünü dinliyoruz. Dinliyoruz. Evet, duy oğlum, bak anne babanın sözünü dinliyorlar. Duydun mu? Peki sizi tanıyalım. Merhabalar, Bahar benim ismim. İstanbul'da bu kadar, ben Bahar. Kızlarımın annesi. Siz nerelisiniz? Zonguldaklıyım ben de. Zonguldaklısınız. Ama yani şimdi böyle yakışıklı bir hemşerimi yakalamışsın. Onun için kıymetli tabii, aileler hep birbirine kıymetli. Kıymetli bir hanım buldu. Doğru. Tabii. Doğru, o da doğru. Peki, da doğru. Sizlere kolaylıklar. Biliyorum, sağ olun. Eyvallah. Efendim bizleri izlemeye devam edin. Efendim devam ediyoruz. İbrahim Kapıcıoğlu'nu yakaladık. Fatih Fen İşleri'nde çok değerli bir kardeşim. Dün de buradaydık. Evet. Görev kutsaldır. Evet, aynen. Şimdi iki işi bir arada yürütmek zorundayız. Evet. Hem iş yerine hem buradaki dostlarımızı, abilerimizi, sizi gibi değerli insanları görmek bizi mutlu ediyor. Böyle bir güzel bir günde bu insanların mutlu olabilmesi için görüyorum ki herkes elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Böyle şeylerin devam etmesini talep ediyoruz. İstiyoruz, canı gönül istiyoruz. Herkes buraya gelsin. Yani evet. İnsanı tanısın. Karadeniz insanlarını gerçekten. Doğru. Karadeniz insanı uzaktan tanınmaz. Yanına gelip böyle en azından bir hasbihal etmesi gerekiyor. Kültürünü görmesi lazım. Yani o bazı şeyler, yıkmalar için gerçekten buraya gelip bu insanları tanıması gerekiyor. Bu da onlar için güzel bir fırsat çok olur inşallah. Çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür İbrahim ediyorum. Kapıcıoğlu. Yiğit adam. Teşekkürler. Bizi izlemeye devam edin efendim. Oy maşallah sana. Maşallah sana. Ya işte böyle bak. Aa, bak burada. Bak burada. Efendim Yenikapı'ndan 3. gününden tekrardan selamlar. Biz de buradaki gelen misafirlerle zaman zaman röportaj yapıyoruz. Önce hanımefendiyi bir tanıyalım. Ben Sivaslıyım. Olsun, ne güzel. Evet, o zaman çok şanslısınız. Yani Trabzon'dan herkes gelin olamaz diyelim. Evet, çok şanslı olduğumu düşünüyorum ben de. Kayınpederim de, kayınvalidem de çok iyi insanlar. Ne güzel. Sivas'a da selam gönderelim. Evet, hemen hemşerimin yanına şöyle bir geçeyim. Burada cici bir kızımız var ya. Oy oy, amca yesin. Evet, seni bir tanıyalım. Ben Oğuzhan Çolak, Trabzon Maçkalıyım. Ay maşallah. İstanbul'da yaşıyoruz, gurbetteyiz. Ne yapalım? Memleketimizin özlemini burada gideriyoruz. Kardeşim, seni tebrik ediyorum. Evladı bu kadar güzel böyle... Keşan'dan elbise giydirmişsin. Babaannesinin hediyesi. Öyle mi? Babaannenin hediyesi. Bu kadar da yakışır. İsmi nedir? Bade Zümra Çolak. Oy, Bade Zümra Çolak. Kaç aylık mı diyelim? 10 aylık. 10 aylık. Tabii, maşallah. Tabii. Sen ne kadar bağısın? Maşallah. Maşallah. Maşallah, razı Allah olsun. Analı babalı büyütsün inşallah. Amin. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Sağ şuraya ol. Bir bak bakayım kızım. Bak. Bak bakalım. Bay bay. Bay bay. Bay bay yap kızım. Eyvallah. Efendim harika, yavrumuzu gördünüz. Allah bahtlarını açık eylesin, bizi izlemeye devam edin. Efendim Yenikapı'dan selamlar tekrardan. Şu anda biliyorsunuz 3. gündeyiz ve yanımda yine STK'larda uzun yıllar hizmet veren Karadeniz sevdalısı. Evet, sevgili Korkut'um hoş geldin. Hoş bulduk Murat. Evet, Korkut her sene gençleşiyor, böyle de bir durum var yani. Şeref verdin Korkut'um. Nasıl buldun atmosferi, neler söyleyeceksin? Atmosfer çok güzel. Bugün hava da güzel. İlk gün biraz yağmurlu oldu. Biraz moralimiz bozuldu ama her zaman olduğu gibi gayet güzel bir etkinlik oluyor yine. Trabzon'u bütün ilçeleriyle beraber burada federasyonumuz temsil etmeye çalışıyor. Bunda da gayet başarılılar. İnşallah bunu sürekli devam edeceğiz. Evet, tabii sizler de hizmet veriyorsunuz yıllardan beri. Yine sen STK'ların içerisindesin. Bu işler kolay işler değil. Yapanlardan Allah razı olsun. Evet, biz çok teşekkür ediyoruz. Biz de Küçükçekmece'de yapıyoruz 4 gün boyunca. Orayla burayı kıyaslamak mümkün değil tabii ki. Evet.
Burası çok daha büyük. Yani neler çekildiğini nasıl, biliyoruz. Bize Trabzon yani fark etmez. Tabii ki. Neler çekildiğini biliyoruz. Evet. Arka planda çalışan bütün arkadaşlara, gençlik kollarına, üst yönetime ve sponsorlara özellikle teşekkür ediyoruz. Evet, yanımızda bir kızımız var. Şöyle yöresel kıyafeti de giymiş. Tanıyalım seni. Şeyden Nur Göçmen, Korkut abinin yanında çalışıyorum. Ne güzel. Şöyle ekrana bakarsan. Tabii. Artık meşhur oldu değil mi Korkut? Evet. Biraz meşhur edelim. Evet. Nereliyiz? Trabzon. Trabzon. Sen... Tabii ki böyle günlere devamlı gidip geliyorsun. Buradaki havayı nasıl buldun? Burası da çok güzel. Daha önce de zaten etkinliklere yine gelmiştim. Yani seviyorum o yüzden. Evet. Bir mesajın var mı bizi izleyenlere? Yok. Çıkıp peki. Çıkıp buraya gelsinler diyelim. Evet. O zaman çıkın gelin efendim. Şubat'ta da yine Trabzon'un kurtuluşuyla alakalı etkinliğimiz de olacak. Onda da herkesi buraya bekliyoruz. Evet. Onu yeni şeyde yapıyoruz. Havalimanında yapacağız inşallah. Evet. Peki efendim, Yeni Kapı'da Trabzon Kültür Günlerinde 3. günündeyiz. Bizleri izlemeye devam edin. Efendim, Trabzon Kültür Günlerinden Yeni Kapı'dan selamlar, saygılar. Tabii buraya gelen misafirleri de biz sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Burada da Trabzon sporumuzun harika, görüyorsunuz topu orada, ablemi burada, kupamız orada. Onları da burada gelenler fotoğraf çektiriyor. Burada da bir hanımefendiyi yakaladık. Sizi bir tanıyalım. Merhaba. Merhabalar. Çok güzel bir yer burası. Daha yeni geldik. Nereliyiz? Eşim Trabzonlu, ben memleketim benim Burdur. Evet, sizi de Trabzonsporlu yapmış yani. Benim. Evet, evet yaptılar. Zaten yapmasa cezayı yerdi yani. Aynen evet, öyle. Peki, siz o zaman Trabzon'un kültürünü burada yaşamaya gayret edin. Evet. En azından bakın bakalım beyiniz size kültürümüzü güzel yansıtabilmiş mi? Çok güzel yansıtıyorlar. Geziyoruz, dolaşıyoruz. Bakalım. O zaman Burdur'a da selamlar. Evet, selamlar. Hemen alalım. Bey'i de alalım buraya. Evet, şöyle alayım sizi efendim. Sizi böyle alalım. Evet, tanıyalım sizi. Mustafa Akkesan. Mustafa, Bunitli misin? Evet. Aha bak ya Evet, ben de Sürmeneliyim. Hemşeri de çıktık. Aynen aynen. Zaten ben şimdi Mustafa'yı gördüm ya, dedim tamam bu benim oradan. Çünkü onun da burnu aynı benim gibi, kesenin sapı gibi. Yani oradan tanıdım seni. Evet Mustafa'm. Yenge Hanım Burdurlu. Evet. Seni tebrik ediyorum. Trabzonsporlu yaptın onu. Yaptık sanırım. Biz hanımla habire kavga ediyoruz. Yok, arada tamam ediyoruz. Diyor Trabzonluyum. Arada değiştiriyor. Böyle bir durumumuz var ama sen işi görmüşsün maşallah. Biz yaptık ya. Peki nasıl, atmosferi nasıl buldun? Daha yeni geliyoruz. Bakacağız atmosferi ama gayet güzel. Evet, o zaman standları gezmeye devam edin. Aynen, çok öyle. Teşekkür ediyorum. Teşekkür sağ ol. Tabii buraya gelen misafir. Sizi bir tanıyalım efendim. Ben Ekrem Akkesan. Bunit. Bunit de abisiyim. Öyle mi? Yani evet. Bütün hemşehrilerimiz de burada tabii. Bunit efendim Sürmene'nin güzel bir yeridir. Evet. Buradan da Bunit'e özellikle selamlar gönderelim. Sen neler ifade edeceksin? Daha herhalde yeni geldiniz. Daha vallahi şimdi gezmedin. Ya Çamlıca Kulesi'ndeydik. Oradan buraya geldik standartı dolaşmaya. Evet. Kültürümüzü şöyle bir görelim. Görelim yaşayalım dedik. Yaşayalım büyük şehirde. Aynen öyle. İstanbul'da kalıp da görmemek doğru, çok doğru ayıp diyorsun. Olur. Peki memlekete yüzden, gidiyor musunuz? Her sene. İyi maşallah. Senede 2-3 kez gideriz. O bayrama. Zaman Bunit'te buluşacağız. Efendim bizi izlemeye devam edin. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Murat'an sen bugünü anlat. Efendim Trabzon Kültür Günlerinden hepinize selamlar, saygılar. Evet şu anda da tabii herkese röportaj yapıyorum ama bu sefer oğlumla bir röportaj yapacağım. Murat'an hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, iyi de bir Trabzonsporludur. Neler söyleyeceksin? Bu akşamki maaş ne olur oğlum? 2-1. Kim alır maçı? Trabzon. Trabzon. Peki, Ahmet amcana ne diyeceksin? Biliyorsun hep röportajı seninle yapıyor. Buradan bayağı iyi, güzel, kalabalık görüyorum. Evet, çadırlar da bayağı büyük, onları görüyorum. Ahmet abi teşekkür ediyoruz. Şevket Acıbettioğlu, beni tanıyorsun. Evet, evet. Hoş geldin. Şimdi Ahmet Çakar da bir açıkladı. Bana, ya Çakar'ın bana açıklaması malum, önemli değil. Bana da malum oldu. Bugün Trabzon o yenilmezliği kıracak, kendi şanssızlığını da kıracak diyorum. Ama diyorsun. Trabzon olduğum için değil. Ama artı bir durum olursa yakalarım seni burada. Yani. Ya Murat ben zaten ya, totem yapalım, erkenden karışmayalım. Tamam. Evet, peki. Tamam. Sayın abim inşallah öyle olur. Tamam. Biz de mutlu oluruz. Her zaman tabii bir mutluluk önemli. Bak kültürlerin buluşması en azından evet. Bütün illerin Urfalı ile Edirne ile Trabzonlu ile Artvinli ile buluşması. Kültürümüzü onlara yansıtacağız. Tabii yöresel yemeklerimiz, şeylerimiz herhalde yani. Evet. Gıdalarımız olsun. Birbirinin yakınlaşmadır yani. Eyvallah. Dayanışmadır. Çok teşekkür her ediyorum. Her zaman olmasın. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Evet, yine burada tezbihli bir hemşerim var. Tanıyalım seni. Evet buyurun.
Buyurduk, tanıyalım seni. Evet, ben Ziya Sarısoy, Trabzon Sürmeleli'yim. Hangisi o şimdi? Bize her yer Trabzon diyelim bu akşam evet, inşallah. Evet, yani bu akşam da. Bize bu akşam Trabzon değil, her zaman Trabzon. Her zaman Sayın Başkanım, şöyle bir iki cümle. Efendim, Yeni Kapı'dan Trabzon Kültür Günlerinden, 3. gününden tekrardan selamlar. Evet, Evren Başkan'la beraberiz Sayın Başkanım. Bugün 3. günü, şu anda da Trabzonspor'un ableminin oradayız. Senin görüşlerin ben çok isabetli. Çünkü maçtan önce hep senin önce sosyal medyana bir bakarım. Görüşlerin tutuyor mu, tutmuyor mu? Ne olur bu akşam? Önemli olan bu akşamı şöyle bir bize analiz eder misin Başkanım? Ya. Bu akşam kazanacağız gibi bir hissimiz var inşallah. Herkes öyle diyor başkanım. Yani bu akşam kazanacağız diye. Hakemler eğer bir yamukluk yapmazsa. O da çok önemli. Yani o da çok önemli. Adaletli bir yönetim olursa biz Trabzonspor'un kazanacağını umut ediyoruz. Evet, peki başkanım, şimdi tabii Trabzonspor uzun yıllardan beri burada biliyorsun maçta kazanamıyordu. Ama bu son haftalarda bütün spor otoriteleri de ifade ediyorlar. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında hakemler ikisini de çok yak geçiyorlar. Yani aynen bütün öyle. Maçlarda böyle dikkat ederseniz. Zaten ikisini baş başa bıraktılar. Aynen öyle. Lehlerinde hep aynı baş başa bıraktılar. Böyle bir durum var. Trabzonspor hakem kurbanı olur mu? Böyle bir şey olursa olur mu? Öyle bir olur sıkıntı mu? Olacak gibi duruyor. Bende öyle bir his var. Olur mu derken sezonun başından beri var bile var olanı görmüyor. Görmüyor. Geçen hafta da yok olarak görüyor. Yani bir ayar çekiliyor. Fenerbahçe ile Galatasaray baş başa devam edecek böyle. Evet, o zaman federasyon olarak sizler dernek başkanları olarak bunları zaman zaman da bir gündem yapmamız lazım. Yapıyoruz yani. Gündem yapıyoruz işte. Ya, körler sağlar birbirini ağırlar. Öyle oluyor yani. Evet, peki Evren Başkan'ı yakaladığım zaman böyle sohbet ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum başkanım.